Merhaba arkadaşlar, ben Sait Orhan. Yeni bir video ile beraberiz. Bu videomuzda bazı uygulamalarda görmüş olduğumuz birden fazla veri tabanı sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışır tarzındaki desteğin nasıl sağlandığını ve kendi uygulamamızı birden fazla veri tabanıyla nasıl çalışabilir hale geliştireceğimizi öğreneceğiz. Şöyle bir uygulama yapacağız arkadaşlar. Basit tek tablo üzerinde gideceğiz. Mantığını anladıktan sonra zaten kendiniz uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bir tablo, adı, soyadı ve telefonu gibi 3 tane alandan oluşan bir tablo. Ve kullanıcı kaydet demeden önce burada seçmiş olduğu veri tabanı sistemi hangisi ise gidip o veri tabanı sistemi üzerinde işlemleri yapacak. Peki böyle bir uygulamaya neden ihtiyaç duyuluyor? Onu hemen açıklamaya çalışayım. Bir uygulama yaptınız ve müşteriye dediniz ki 400 lira ya da 500 lira, 300 lira gibi bir cüzi bir fiyat verdiniz. Ve dediniz ki ben uygulamamı 300 liraya sana satıyorum. Ancak bunun karşılığında SQL Server üzerinde çalışılabilir bir yapı sağlaman lazım. SQL Server ücretli bir uygulama ve çok da ucuz olmayan lisans maliyetleri var. Yani dolayısıyla siz müşteriye şunu diyemezsiniz. Ben uygulamamı sana 300 liraya satıyorum. Ancak gidip 6000 dolara da SQL Server lisansı alman lazım diyemezsin. Böyle bir şekilde hiçbir uygulama satın alınmaz. Peki dediniz ki o zaman ben uygulamamı MySQL üzerinde çalıştırayım. Sonuçta ücretsiz bir veri tabanı yönetim sistemi. Bu sefer müşteriden de şöyle bir cevap alabilirsiniz. Benim yapım SQL Server üzerinde kurulu ve MySQL Server'da sistemimi kurup ayrı bir iş yükü, ayrı bir güvenlik politikası geliştiremem. Bana MySQL Server'da değil, SQL Server'la çalışan bir uygulama getir cevabını alabilirsiniz. Buna tedbir olarak biz uygulamamızı İlk kurarken müşterinin tercihine bırakabiliriz. Eğer müşteri benim yapımda SQL Server kurulu derse, SQL Server, MySQL Server üzerinde kurulu derse, uygulamamız MySQL Server'a göre çalışacak tarzında bir uygulama yapacağız. Öncesinde SQL Server üzerinde kişilerde bir tablo oluşturdum. İsim, soy isim, telefon ve ID alanları. Bunun aynı karşılığı da MySQL'de de var. Öncelikle hem SQL Server'ın hem MySQL Server'ın ortak bir dil ile, yani bu kişiler tablosunun ortak bir dil ile bizim uygulamamızla konuşabilmesi lazım. Uygulamamızla ortak bir dille konuşturmak için bu tablolara karşılık gelen bir sınıf eklememiz lazım uygulamamıza. Hemen sınıfı ekleyelim ve kişi sınıfını ekleyelim. Bu kişi sınıfının alanları hangileri olacak? Tablonun birebir aynı alanlarını buraya giriyoruz. Integer ID alanı, string isim alanı, string soy isim alanı ve en son string telefon alanı. Peki ben onu tanımlamış olduğum bu alanların veri türlerini nereden alıyorum? Veri türü şu arkadaşlar. Ben bu tablonun kolonu, örneğin kişiler integer, envarchar, bunun C# karşılığı olan değerleri ben oraya alan olarak yazıyorum. Bunu yazdım. Güzel. Sınıfımı tanımladım. Şimdi de benim uygulamamın içereceği metotların ortak bir alanda toplanması lazım. Bu ortak alanı belirtmek için bir özet ihtiyacım var. Özet ihtiyacımızı da interface ile sağlıyoruz. New item. Şöyle bir interface ekliyorum ve şöyle ikisi diye tanımladım. Peki interface ne arkadaşlar? Onu hemen açıklayalım. Interface bir özet tablo aslında. Şunu diyoruz. Ben buraya bazı özellikler gireceğim. Özelliklerim şu. Örneğin ekleme. Şöyle geri dönüş tool, şöyle geri dönüş türü bool olan, hatta integer olsun kişi ekle diye bir metodum olmak zorunda ve parametre olarak kişi sınıfından bir metot alacak. İkinci bir metodum list kişileri getir diye bir metodu. Şunu diyoruz. Bu ay kişi interfezinden türetilen bütün sınıfların bu iki metodu içermesi zorunludur diyoruz. Bunu da kapatmadan, pardon, kaydetmedim. Hemen tekrar yazalım.
İnterfeyizimizi de oluşturduktan sonra bir sonraki adımımız şu. Şimdi MySQL Server ve SQL Server iki tane bağımsız veri tabanı yönetim sistemi. Dolayısıyla ben SQL Server kodlarını bir yere, MySQL Server kodlarını bir yere yazmam lazım. Öncelikle SQL Server koduyla başlayalım. Sağ tıklayalım. Add bir class ekleyelim. Ve isim verelim. SQL Server kişi işlemleri diyelim. Sınıfımızı ekledikten sonra şimdi kişi işlemlerini yapacak olan MySQL Server kişi işlemleri ve SQL Server kişi işlemleri sınıflarının ortak bir çatı altında toplanması lazım. Ortak çatı altında toplamak için IKişi interfezinden türetiyorum ikisini ve gördüğünüz gibi iki tane metodumuz vardı. Onları da ekledik. Şimdi kişi eklemek için öncelikle hemen SQL Server ile ilgili kodlarımızı yazalım. SQL Server ile kodu yazmak için SQL Connection şöyle New SQL Connection ve Connection stringimizi alalım şuradan. Şöyle Properties Connection String pardon şurada Properties Connection stringimi getirdim buraya yapıştırdım. Şunu da şöyle yapalım. Tamam. Bir diğer olayımız SQL command nesnesi oluşturmamız lazım. Şöyle new SQL command ve komut satırımızı yazıyoruz. Kişilere insert işlemi yapmak için insert into kişiler. Şöyle SQL Server'ın güzel bir özelliği var arkadaşlar. Kolonları yazmak için kolon klasörünü sürükleyip bıraktığımız zaman gördüğünüz gibi kolonlar geldi. Şöyle values buraya isim, soy isim ve telefon. Bunları alalım. Şöyle ve SQL Server'a getirip yapıştıralım. Ve SQL Command'ın SQL Connection'ı da alalım. Daha sonra SQL Command nokta parameters add with value önce isim parametresinin değerini verelim. Yeni kişiden gelen isim bunu şöyle arttıralım. Soy isim telefon T parametresi olacak. Bu da S parametresi. Daha sonra şimdi bu komutumuzu da oluşturduktan sonra hemen SQL Connection açalım ve SQL Command Execute NoQuery deyip şöyle iyi diyelim. Daha sonra SQL Connection Close diyerek Return iyi diyerek işlemi tamamlayalım. Şimdi de kişileri getir için yapalım aynı işlemi. Uzun uzun yazmamak adına SQL Connection'ı şuradan Ctrl C, Ctrl V deyip değişiklikleri yapalım. Öncelikle burada Select Yıldız From olacak şöyle. Onu da buradan hızlıca yazalım. Şöyle. ID isim soy isim ve telefon. Çalıştığını görmek için de şöyle bir çalıştıralım. Güzel. Bunu alalım. Kopyala. Visual Studio'ya getirip yapıştıralım buraya. Burada parametreler yok. Parametreleri silelim. Ve kişilerin listesini için list bir tane de kişi listesi oluşturalım.
kişiler eşittir new kişi diyelim. Daha sonra şurayı şöyle bir düzenlememiz lazım. Şöyle SQL command execute reader diyerek verileri alalım. SQL data reader read nokta while diyerek bütün verileri dolaşalım. Hemen şöyle diyoruz. Bir kişi nesnesi oluşturalım. Aldığımız bu verileri kişiye atayacağız. Kişi nokta id eşittir SQL data reader get integer sıfırıncı komutta. Şöyle 4 alan için alalım. İsim SQL get string olacak bu arkadaşlar. Bu da birinci kolon. Şöyle ikinci kolon, üçüncü kolon string. Bu da get string diyerek hepsini aldım. Tabi bu ikinci kolonda soy isim var. Üçüncüsünde de telefon var. En sonunda da bunu kişiler listesine ekliyorum. Kişi diyerek ekledim. Daha sonra bu işlemlerin hepsi bittikten sonra kişiler return diyerek tamamlıyorum. Bu şekilde SQL Server ile ilgili işlemlerimi tamamladım. Bir sonraki sınıfımız MySQL Server işlemleri. Şunu alalım. Tekrar hani yazmamak adına alıyorum bu şekilde. Sınıf. Bu da SQL Server değil, MySQL işlemleri olacak. Bu da aynı şekilde ay kişiden tanımlı olacak ve şuradan aldım. Şimdi burada MySQL Server işlemleri yapmak için projemize MySQL Server referansını eklememiz lazım. Bunun için Solution sağ tıklayıp Manage NuGet Package diyerek Browse. Ve buradan MySQL'i aratıyorum. MySQL data geldi. Buradan ekle diyerek onaylıyorum. Evet arkadaşlar, burada MySQL'in eklenmesinde bir sıkıntı çıktı. Bir önceki versiyonların bir tanesini deneyelim. Şöyle install diyelim. Tamam, MySQL'i de ekledik. Burada bir update geldi. Update zaten 8'e istiyor. 8 az önce desteklemediğinden dolayı onu pas geçtik. Şu an MySQL'i de ekledik. Tekrar yazmamak adına gene burayı alıyorum şu şekilde arkadaşlar. SQL Server, MySQL Server, C# işlemleri hemen birbirinin aynısı. Farkımız şu. Şimdi burada SQL Server Connection değil de MySQL connection olacak. Şöyle MySQL connection önce Ctrl V diyelim. Burada da MySQL command olacak. Bu şekilde tamamlanmış oluyor. Şunu da tekrar Ctrl C. Şurada SQL Server Connection değil, MySQL Connection ve MySQL Command bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, bu da MySQL Data Reader olacak. Şöyle MySQL Data Reader ve işlemlerimiz oldu. Şimdi bir eksiğimiz var. MySQL Connection'ı tanımlayalım. Şöyle Ctrl V diyelim. Burada şifremizi de yazmamız lazım. Password.
Tamam. Şimdi burası da tamam oldu arkadaşlar. Şimdi kaydet butonunun altına gelelim. Kaydet butonunun altına geldiğimizde veri tabanı desteğini sağlamak için kişi interfezinden bir nesne türetiyorum. Şöyle. Ve bunu şöyle yapıyorum. Combo box'ımızda şöyle combo box diye bir nokta selected index eğer 0 ise peki 0'da ne vardı bizim onu görelim. Edit item 0'da SQL Server var. Güzel. Eğer 0 ise ay kişi interfezi eşittir. New SQL kişi işlemleri. Else if combo box selected index eşittir 1 ise de ay kişi eşittir new MySQL işlemleri. Ve daha sonra şimdi kişiyi kaydedelim. Öncelikle bir kişi nesnesi oluşturalım. Şöyle kişi eşittir new kişi ve alanlarını alalım. İsim eşittir. Textbox at nokta text. Soy isim nokta text. Ve en son telefon eşittir. Telefon nokta text. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi ay kişi nokta. Dikkat edin burada interface üzerine gidiyorum. Kişi ekle. Ve yeni oluşturmuş olduğum kişi nesnesini buraya alıyorum. Şöyle aldım. Tamam. Peki şunda bir integer vardı. En son message box diyelim ki ne diyoruz? Dönen kişi ekle eğer bir gelirse zaten tamamlanmış olur. Deneyelim. Start diyoruz. İsim şöyle Sait Orhan telefon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diyelim. Ve bunu SQL Server'a kaydedelim. Kaydettik. Kaydet dedim. SQL Server'a gelip şunu sileyim. Çalıştırayım. Gördüğünüz gibi Sait Orhan SQL Server'a geldi. Peki bir dahakini şöyle MySQL değiştirip bunu da Bilal Orhan deyip kaydedeyim. Evet, burada MySQL tarafında bir hatamız oldu. Hatamızı hemen inceleyelim. Evet arkadaşlar, hatamız şu. Kolon isimlerinde hata olmuş MySQL tarafında. MySQL kolon isimlerini hemen düzeltelim. Şöyle isim, soy isim, telefon. Çalıştıralım. Ve Bilal Orhan telefon numarasını yazalım. MySQL Server'ı seçelim. Kaydedelim. Evet. Bilal Orhan da öncelikle SQL Server'a bakalım. SQL Server'a herhangi bir kayıt gelmemiş. MySQL Server'a bakalım. Gördüğünüz gibi Bilal Orhan kaydı buraya gelmiş. Bakın artık şu an bütün her şeyi kapatıyorum. Hatta Visual Studio'yu kapatayım. Bu işlemin ne kadar güzel bir işlem olduğunu görmenin en güzel yanı şu. Şöyle klasöre gidelim. Ve Visual Studio'yu kapatıyorum. Uygulamamızı yaptık. Müşteriye verdik. Ve geldi bizim Exe'yi çalıştırdı şurada. Çoklu dil desteği Exe. Ve dedi ki benim yapımda MySQL var. Şu an SQL Server seçili. MySQL var. Çalıştırıyorum. Ahmet. Soyadı da Ahmet olsun. Telefon numarasını şöyle yapalım. Evet burada E olmasın. Kaydet dedim. Evet gördüğünüz gibi geldi. MySQL'de çalıştı. Başka bir müşterimiz. Bunu kapatalım. Bakın gördüğünüz gibi kaynak kodda herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan
Müşterinin ihtiyacına göre SQL Server veya MySQL Server'da projemiz artık çalışıyor. Burada da şöyle SQL Server'a kaydettim. Cemal ikinciyi de geldim. Şöyle gördüğünüz gibi Cemal ikinci de buraya geldi. Bu şekilde son derece kullanışlı ve müşterinin ihtiyacını önceden öngörerek uygulama yaptığımız zaman herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden çok güzel bir şekilde uygulamalar geliştirip müşteri portföyünüzü genişletebilirsiniz. Peki kalmıştı bir şurada bir grid view daha var. Buraya da listeyi alacaktık. Hemen buraya listeyi almak için Visual Studio'yu tekrar açıyoruz arkadaşlar. Evet açıldı. Şimdi MySQL tarafında kolonlarda bir hata vardı. O hatayı tekrar kişileri getir kısmında da düzeltelim. MySQL'de alanlar küçük harfle başlıyor arkadaşlar. SQL Server tarafında da böyle bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla kopyala yapıştır yaptığımızdan dolayı böyle bir sıkıntı yaşamıştık. Şimdi gelelim design tarafına ve buradaki grid view'i data source'unu seçelim. Add Project Data Source. Obje. Burada SQL Server ile MySQL Server arasındaki ortak bağlantı olan kişi sınıfımızı veriyoruz buraya. Kişi. Okey dedim. Evet gördüğünüz gibi kişi binding source geldi. Yenile diyorum. Yenile'de de aynı burada olduğu gibi gene bir kişi interface'i alıyorum. Şöyle. Ve kişi binding source eşittir ikisi nokta kişileri getir dedim. Şöyle. Nokta data source ve çalıştırıyorum. Evet geldi. Bak şu an SQL Server'daki yenile diyorum pardon. Butonun altına evet Sait ve Cemal SQL Server'da bunlar mıydı? Evet doğru. Peki MySQL Server tarafındaki kişileri gösterelim. Evet Bilal ve Ahmet geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda tamamen bildiğimiz yapılarla neler yapabileceğimizi göstermek istedim aslında. Yani okulda bizim derste gördüğümüz interface budur, abstract class budur, property budur, read only property budur deyip ezberlemekten öte öğrenmiş olduğumuz yapıları biz projelerimizde nasıl genişletebiliriz, projelerimizde nasıl kullanabiliriz sorgulamamız lazım. Yani örneğin özellikle yazılıma yeni başlayan arkadaşlar açısından söylüyorum. Ya ben bir program yazdım. Hem SQL Server'da hem MySQL Server'da çalışıyor ve kaynak kodlarında herhangi bir değişiklik yapman gerekmiyor. Bana böyle bir proje geliştir. Dediğimde ya bu çok zor bir işlemdir tepkilerini alıyoruz. Ancak bunu bu şekilde gösterdiğimiz zaman ya bu muymuş diye biliyorlar. Bu şekilde bu videomuzu da bitirelim. Kanalımızı takipte kalmaya devam edin arkadaşlar. Bu şekilde çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.